Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin 30 bin doları kıracak mı yoksa geri düşüp 27 binlere geri mi gelecek? Bunu konuşacağız. Bununla birlikte yeni bir tane coin var. Size bunu tanıtacağım. Sevgili dostlarım, Bitcoin'e gelmeden önce, Bitcoin konusunu konuşmadan önce bir altcoin sepeti hazırladık. Bu 4 coin'lik, 2-2,5 ay vadeli. Yani 2-3 ay içerisinde bu sepetten beklentim %50 üstü bir kar. Ve bu sepette çok güzel coin'ler var. 4 tane coin var ve her biri %50 karı geçince böyle güzel satışlar yapabileceğimiz bir sepet. Ve bunda cüzi bir ücret karşılığı mail ya da telefon numaramızdan bizimle iletişim kurarak bu sepete sahip olabilirsiniz. Telegram'daki açık hesaplar, adımı açılmış açık hesapların hepsi dolandırıcı hesaplardır. Hani bunu da özellikle her videomda belirtiyorum. Sizler de sıkıldınızı biliyorum ama maalesef ki Telegram'dan dolayı kapattıramıyoruz ve davalıyız. Hani savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Öncelikle sevgili dostlar, biliyorsunuz ki bu hafta Rift'ten çok güzel bir yükseliş geldi. Bizim de 2 ay önce alım yaptığımız bir coin'di Bayinan ailesi olarak. Ve bugün itibariyle bize %30, %40'lık böyle güzel bir kar bıraktı. İşte doğru coin dediğim yer burası sevgili dostlar. Doğru coin ve sabır. 2 ay boyunca sabrettik. 80'lerden topladık. 70'e düştü, 70'in altına saldı. 0.070'ten bahsediyorum, 0.080'den. Ve bugün itibariyle dün bir trende girdi. Haliyle sevgili dostlarım 0.11'lere, yani %30'luk, %40'lık biz Bayinan ailesine güzel, tertemiz bir kar bıraktım. Sonrasında Bitcoin 30 bin doları kıracak mı, altına mı salacak? Ya aslında benim buradaki düşüncem şu, ETF onayını çok fazla dillendirdiler. Ve benim geçmiş tecrübelerime baktığımda bu kadar dillendirildiği vakit ETF piyasa yukarı gitmiyor. Genellikle bir 27 bin yaparlar. Bu marjindeki önce longçuları öperler. 27 bin 28 binlerden de tekrardan bir anda 31 bine getirirler. Ve orada da shortçuları öperler. Yani anlatmak istediğim bölüm şurası sevgili dostlar. ETF onayı hiç kimsenin beklemediği ya da başka bir haber, işte Ferrari haberi gibi, hiç kimsenin beklemediği bir anda, bir gece, bir sabah uyandığınızda Bitcoin'i %10, %20 artmış görürsünüz. Sonrasından da dominans bir %52'lere gelir, altcoin'leri ezerler. Çünkü altcoin'lerde de biliyorsunuz ki çok fazla yeni yatırımcı ve de çok fazla margin açan var. Haliyle bunları bir öperler, öptükten sonra 32 binden 36 bine getirirler. Benim Bitcoin'deki hedefim Ekim sonu Kasım başında 35 bin doların üstünde olması. Ve ben bunun olacağına inanıyorum. Çünkü 2020 düşüşüne bakın sevgili dostlar. 2020'deki o ayı sezonuna. İşte Ağustos, Eylül kök söktürdüler. Milleti bıktırdılar. Ama Ekim'in 15'inde patlayan bir piyasa. Kasım'ın ilk haftası, ikinci haftasının başında uçmuş bir piyasa. Hani hep daha önce demiştim ya sizlere, piyasa yükselişe başladığında yakalayamayacağız. Hatta o hisseye giden, bu borsa tarafına gidenlerin hepsi de koştur koştur geri gelecek. Ama geldiğinde geç kalacaklar diye. İşte dediğim yer burası ve bakın biz bu senaryoyu yaşayacağız güzel insanlar. Yani şu an kriptoda elinde tutan, sabırla tutan ya da doğru yatırım yapan, doğru coin'e yatırım yapanlar o gün geldiğinde çok sevinecekler. O koştur koştur elindeki hisseleri satıp 2 gün sonra para hesaba geçip 3. gün alırım, 3 gün içerisinde de inşallah yükselmez, daha fazla gitmez böyle hayalleriyle piyasaya koştur koştur geri gelecekler. Bu yüzden de sevgili dostlar, hani şu an Bitcoin'in 29 binde olması, 30 bini kıracak olması çok güzel bir şey. Ekim'in artık ortalarına giriyoruz. 2020 sezonunun aynısı yaşanacak. Bakın o dönemdeki ayı sezonu neyse biz aynısını çektik. Aynısını yaşadık. Artık 2020, 2021, 2022 var önümüzde. Hani böyle anlatmak, olaya böyle bakmak lazım. Biliyorsunuz ki 2020'de Bitcoin ne kadardı? 2022'lerde 69 binler konuşuldu. Ve 2023'te şu an Bitcoin 30 binde, 29 binde, 2024'te, 2025'te çok yeni rekorlar, çok yeni rakamlar göreceğiz. 2020'de Solana 1 dolardı. 2022'de
Solano 259 dolardı. Bitcoin'de bunu yaşıyorsak altcoin'de neleri yaşarız? Tabii burada şey demek istemiyorum. Acemi yatırımcılar da çok var. Solano alın demiyorum burada sakın. Bunu da baştan belirteyim sevgili dostlar. Sonrasında bugün katıl bölümümüzde bir videomuz yayınlanacak. Orada da aynı RIF gibi %30, %40'lık bir kar beklediğim, bir aydır, iki aydır kovalayıp takip ettiğim bir coin var. Onu katıl bölümümüzde paylaştık. Sizler de sevgili dostlarım, katıl bölümüne gelip bu videomuzu izleyebilir. Ona göre de doğru coinlere erişebilirsiniz. Sonrasında sevgili dostlar, hani her zaman diyorum ya birçok yayında, elinizdeki sermayenin %5'ini, %7'ini launch pool'lara, launch pad'lere katılın. Bakın şu an günümüzde yüksek fiyatlı olan birçok coin hep böyle projelerden çıkmıştır. Hani bilinmez, oradaki 50 dolar, 100 doların bir yıl sonra 50 bin dolar, 100 bin dolar olup olamayacağını bilemezsiniz. Ve burada da işte ben de elimden geldiğince böyle güzel projeler çıktığında sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bitget'te PPT diye bir launch pool var. Ben buna katıldım. Sizlere de katılmanızı isterim. Bu benim düşüncem tabii ki. Ama dediğim gibi 50 dolar, 100 dolar, 200 dolarlarla bütçenize göre. Belli şartları var. İşte kimlik doğrulama gibi. Yine sizler de girip bakabilirsiniz. Ve tabii bununla beraber bu arada Bitget'in bir yarışması daha başladı. 100 bin dolarlık bir yarışma. 100 bin dolar paylaştırılacak. Yani 20 bin dolar da gelebilir, 30 bin dolar da gelebilir, 3 dolar da gelebilir. Web3 yarışması bu. Web3 ile ilgili. Ki yarışmadan ziyade burada anlatmak istediğim, yani bilmeniz gereken Web3 olayı arkadaşlar. Şu an kullandığımız internet Web2. Ve biz Web3'e geçildiğinde birçok borsanın sistemi yetersiz kalacak. Bakın burası önemli sevgili dostlarım. Özellikle bizim Türk borsaları. Mesela şu an Bitget'in Web3 Wallet'ı var. Web3'e uygun bir Wallet'ın olması muhteşem bir şey. Ama bizim Türk borsalarına baktığınızda bu Web3'e geçildiğinde çoğunun sistemi yetersiz kalacak. Ve yetersiz kaldığında tabii bizim Türk insanı biliyorsunuz son saniye iş yapmayı sever. Hepsi son saniye. İşte güncelleme ve sistemlerini geliştirmeye gittiklerinde o dönemde coin çekme, yatırma, para çekme, yatırma ve buna benzer birçok sorun yaşanacak. Bu yüzden sevgili dostlar, sermayenizi en azından bölün. Hani kullanacağınız bir borsa muhakkak Web3 Wallet'ı olan, sistemleri ona uygun olan bir borsa olsun. Bizim Türk borsaları genellikle korsan oldukları için, yani satırcı diye biz tabir ederiz. İşte USDT, yani Tether'da oynama yaparlar fiyatında. Komisyonlar da güzel öperler. O yüzden de zaten ben Türk borsalarını tavsiye etmiyorum. Özellikle Web3'e önem gösterin sevgili dostlar. Sonrasında başka bir konu daha var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şu an piyasa dediğim gibi hani dip. Altcoin'ler şu an daha istediğimiz trendleri yapmadı. İstediğimiz yükselişleri yapmadı. Ama yapacak sevgili dostlar. Bunu yine 2020'den bir örnekle anlatayım. 2020'de biz Link Coin'ini kovalamıştık ve 80 liradan topladık. 56'ya kadar düştü. 56'ya kadar da hep topladık. Bundan 3 sene öncesinden bahsediyorum. Ve o zamanlar Link Coin'inden bahseden kimse yoktu ortada. Coin 300 lirayı gördü. O günkü Türk lirası aklımda benim. Coin 300 lirayı görünce herkes Link'ten bahsetmeye başladı. Ama sevgili dostlar, herkes 300 liradan bahsediyordu. Yani 300 lira ikenden bahsediyordu. En yüksek tepedeyken. Yine başka bir örnek. Hatta bir dostumuz bana bununla ilgili mail atmış. Ben ona dönüş yapmıştım. Mail gösterebilir miyim diye, ama muhtemelen mailim düşmedi galiba. Ya da spama düştü. Şöyle yazmıştı. İşte benim Musk'ı tanıttığım dönemde yatırım yapıyor arkadaşımız. Ve piyasa biraz geri çekilince bana biraz kızdığını, öfkelendiğini söylüyor. Ama aradan işte bir yıl, iki yıl geçiyor. Musk muhteşem bir patlama yapıyor. Ve o zamanlar yine Musk'tan kimse bahsetmez iken, coin 20 dolarları, yani rakamları geçince, güzel rakamları, herkes Musk'tan bahsetmeye başlıyor. Ve arkadaşımız sadece benden helallik istemek. Hani o an ben size kızmıştım ve ben o an satmasaydım şu an benim milyonlarım vardı. Ben kendi hatamdan, duygumu yönetemediğim için Musk gibi bir fırsatı kaçırdım. İşte arkadaşlar. Yani arkadaşımız keşke dönüş yapsaydı da mail okutabilseydim. Hani sizler de görseydiniz. Böyle sevgili dostlar. Şu an burada anlattığım, tanıttığım, katılda tanıttığım coinleri bir yıl sonra ya da önümüzdeki yaza, bakın şu an işte gidip de ya video çekmeyenler ya da kriptoyu bırakıp hisse kağıt peşinde anlatmaya çalışan
kriptocular o dönemde benim bugün anlattığım, bugün tanıttığım coinleri anlatacaklar. Ama şöyle bir detay var. Ben bugün bir coin'i 1 dolardan anlatırken isterse 10 sente düşsün o coin. Yaz geldiğinde 1 sene sonrasında bu coin 20 dolara 30 dolara çıktığında o zaman anlatacaklar sevgili dostlar. Ama 30 dolardan. Ve ben bu Musk tek bir örnek değil. Biz bunun örneğini çok yaşadık. Bakın MLN şu an Binance'ta. Biz MLN'yi OKEX borsasından aldırdık. Aldırdığımızda 16-15 dolarlarda idi. Ortada MLN ile ilgili hiç kimsenin bilgisi yoktu. Binance'a girdi, 150 dolarları gördü bu coin. Sonra bir anda herkes işte MLN 1000 dolara gidecek. Gitmez arkadaşım, ben 10 dolardan bahsetmişim, 150'ye gelmiş. 10'dan 150'ye gelen 150'den 1000'e gitmesi, gitme ihtimali gidebilir. Ama ihtimali çok düşük. Tabi onlar iş bilmez oldukları için piyasayı pompalamaktı sadece boğadayken. Ve ne oldu? 150 dolardan 15 dolara geri düştü. Yani burada anlatmak istediğim, ben sizlere elimden geldiğince bulunmamış, tanıtılmamış coin'ler anlatmaya çalışıyorum. İşte o dostumuzun kaçırdığı Musk coin'ini, ki yine söylüyorum Musk'ı alın demiyorum burada, artık Musk treni kaçtı. Hani Musk gibi coin'leri anlatırken, tanıtırken, katıl bölümümüzde anlatırken ya da bu altcoin sepetimiz. Bakın bunları bir yıl sonra elinizde tutun. Ben 2 ay 3 ay dedim ama 1 yıl yani 6 ay 8 ay elinizde tutun. 6 ay sonra 8 ay sonra bu coinleri birçok YouTuber'ın tanıttığını göreceksiniz. Ama en üst fiyattan, en üst perdeden bunu size anlatacaklar. Benim şu anki fiyatımla onların o günkü fiyatı arasında 30 kat, 40 kat fark olacak. Bunu neden anlatıyorum? Önce bilin. Bilgi güçtür, bilgi paradır sevgili dostlar. Bilgiyle beraber doğru zamanlama. Şu an kriptonun aslında en doğru zamanı. Neden? 1. Endip'te. 2. Önümüzde halving var. 3. Bakın ETF ve bekleyen 4 tane ETF onayı var. Ya Ferrari bile şu an Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Sizce bu piyasa hep buralarda durur mu? Durmaz. Bakın şu an arkadaşımız şöyle sormuştu. Hani savaşlar, bu İsrail-Filistin savaşı, yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı etkiler mi diye. Evet etkiler ama yükseltir. Örnek bakın şu an altın nasıl yükseliyor. Kripto da bu şekilde arkadaşlar. Altın ve kripto savaşlarda yükselir. Yine bir örneğini bahsedeyim. Rusya-Ukrayna savaşı daha çıkmadan önce biz Vaves'i bas bas bağırdık. Söyledik. Ne oldu? Coin 5 kat gitti Vaves. Rusya Ukrayna'yı vurmaya başladığında. Hani savaşlar kötü, ben burada savaşlar çıksın demiyorum. Ukrayna için de üzülüyoruz, Filistin için de üzülüyoruz. Ama sonuçta bu bir ekonomi. Haliyle bu savaşlar kriptoya her zaman yarar sevgili dostlar. Her zaman yükseltir. Bir de üzerine ETF'yi koyun. Bir de üzerine halving'i koyun. Yani şu var. Ben 2014'te ilk Bitcoin'imi alırken 1 milyon dolar olacağına inandım. 814 Türk lirasından aldım. O gündür de bugündür de o Bitcoin bende. Ve 1 milyon dolar olmadan ben o Bitcoin'i bozmayacağım. Ki elimde ondan sonra Ethereum'lar, ondan sonra Ripple'lar, hani birçok coin'im var. Ve hepsine de bir hedef koydum. Bu hedefler gelene kadar da ben o coin'leri bozmayacağım. Yani kısaca kripto kurtlar sofrası. Bilgisizce, cahilce girilirse zarar edersiniz. Ama doğru bir danışmanlıkla, doğru bir iş bilenle girilirse kriptoda kazanırsınız. İşte Musk fırsatı kaçtı, Melon fırsatı kaçtı ama kaçmayan birçok fırsat var. Bugünkü yayınımız bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıcaklarda kalın. Hepinize hoşça kalın diliyorum.